Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün tatlısı ayvadan. Sadece kışın kısa süreli bulabildiğimiz ayva, çekirdek ve kabuğu çöpe atılmayacak kadar çok kıymetli bir meyve. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sonunda bonus bir de çayımız var. Hadi hemen tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle büyük bir kabın içine yarıya kadar su dolduralım ve içine limonu sıkalım. Bu limonlu su ayvaların beklerken kararmaması için. Ayvaları boyuna ikiye kesiyoruz. Sonra ayvanın çekirdek kısmını komple çıkartıyoruz. Zedelemeden. Daha sonra köşelerini kesiyoruz. İçini tamamen temizliyoruz. Sonra ayvaların kabuklarını soyup önceden hazırladığımız limonlu suyun içine atıyoruz. Çekirdekleri hem renk vermesi hem de suyunu koyulaştırması için kullanıyoruz. Kalan çekirdekleri ve kabukları da atmıyoruz. Bunlarla çay yapıyoruz. Ben renginin kırmızı olması için doğal pancar tozu kullanıyorum. İsterseniz vişne suyu ya da gıda boyası kullanabilir ya da kendi haline bırakabilirsiniz. Aslında çekirdekler rengini kırmızı yapması için ama her zaman olmuyor. O yüzden işimi şansa bırakmak istemedim. Pancar tozunu suyla karıştırıyorum ve kenarda bekletiyorum. Geniş ve derin bir tencere ya da tavanın içine bir tane çubuk tarçın, ayva çekirdekleri, 2-3 tane kadar karanfil koyun. Bunların üzerine ayvaları kestiğiniz kısımlar üste gelecek şekilde dizin. Ve suyunu dökün. Her bir yarım ayvanın üzerine bir yemek kaşığı şeker dökün. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kapağını açıp ocağın altını kısın. Yarım saat kadar daha bu şekilde pişirin. Daha sonra tadına bakın. İstediğiniz kıvama geldiyse altını kapatın. Çok fazla pişirmeyin. Erirlerse servis yapmanız zor olur. Oldukları yerde soğumaya bırakın. Ayvalar soğurken üzerinin kremasını hazırlayalım. Küçük bir kaseye tuzsuz mascarpone peynirini koyun. Üzerine bal ilave edin. Ve ikisini karıştırın. Tatlı miktarı sizin ne kadar tatlı istediğinize kalmış. İsterseniz tuzsuz labne peyniri ya da lor da kullanabilirsiniz. Hatta vanilyalı dondurmayla servis yapabilirsiniz. Biraz daha ağır istiyorum derseniz de tabii ki olmazsa olmazı kaymak. Ama benim tercihim biraz daha hafif tatlı. Ayvalar tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerlerine dilediğiniz kadar krema koyun. Ve son dokunuş, istediğiniz kadar Antep fıstığı ya da ceviz. Ayva tatlısı yapmak bu kadar kolay. Hepinize afiyet olsun. Şimdi çayımızı yapıyoruz. Çaydanlığınızın içine ya da sos tenceresine göz kararı ayva kabuğu koyun. Ayva çekirdeklerinden de atın içine. Göz kararı su koyun içine, kaç kişilik isterseniz. Yarım ya da bir elma doğrayın. Kalan ayva kabuklarını ve çekirdeklerini küçük buzdolabı poşetlerine
Birer defa demlenecek şekilde paylaştırın ve bunları buzluğa kaldırın. Canınız ne zaman çay isterse çıkartıp demleyin. Ocağın üzerine koyup 15 dakika kadar kaynatın çayınızı. Çayımız hazır. Faydaları saymakla bitmez, ayva çayınızı günün her saatinde içebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.